İşleme seçeneklerinden Finish by Limit Angle'ı açıyorum. Surface Milling'in altından Finish by Finish Mill by Limit Angle'ı açıyoruz. Yine yüzeylerim ve boundary'im seçili durumda. Bunları değiştirmiyorum. Motion Parameters'da giriyorum. Clearance değerim Optimize'da kalıyor. Entry and End Points'i değiştirmiyorum. Tolerance and Surface Offset'i Finish işleyeceğim için 0. Surface toleransını da %1 olarak düzeltiyorum. Pardon. Noktayı da yazmam için beni uyardı. Tool Trajectory'nin altından Horizontal ve Vertical Area'nın ikisinin de açık olduğuna dikkat ediyorum. Horizontal alanları 3D Step olarak işleyeceğim. Ve bunlar da Climb keseceğim. Ve Horizontal alanlarda dışarıdan içeriye doğru hareket etmesini söylüyorum. Üzerine geldiğimizde yukarıda resminde görüyoruz. Horizontal steplerini takımımın çapına göre değiştiriyorum. Ve burada yeni bir takım yaratıyorum. Küresel bir takım yaratıyorum. Ball seçeneğini çapı 10 olan B10. Yanal adımlarımı 10'da 2 yapıyorum. True Spiral seçeneğini açıyorum. Vertical Areas için de Layers veya Variable Layers'ı kullanmanızı öneriyorum. Layer seçeneği açık kalsın. Climb kessin diyorum. Ve burada Vertical Step'lerimi 10'da 5 olarak düzeltiyorum. Slope Limit Angle'ı da 55 derece yapıyorum. Öncelikle dikey, daha sonra yatay yüzeyleri işlesin istiyorum ve o yüzden de Vertical First'ı işaretliyorum. Kaydet ve hesapla tuşuna basarak çıkıyorum. Finish by Limit Angle'ı kullanarak hem dikey hem de yatay yüzeyleri aynı dikey hareketlerde yaptığı kalkış inişleri azaltmak için gelip burada Motion Parameters'ın altında Climb'ı Mixed olarak değiştiriyorum. Ve burada Entry End Point'in altında Optimize Advance yapıyorum. Ve şu Approach Radius'ları 1 olarak değiştiriyorum. Tekrar hesaplatıyorum. Gördüğünüz gibi kalkış inişlerin çoğunu kaldırmış bulunuyoruz. Ve böylelikle giriş çıkışlarda da 1 mm dışarıya çıkmış ve sonra tekrar harekete giriş yaptığını görüyoruz. Şimdi yukarıdan baktığımızda farklı bir özellik anlatacağım. Takım yollarının birleştiği noktalarda birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Burada finish olduğu için bu takım yolları ele çözülük gelecektir ve bu istenmeyen bir özelliktir. Yeni gelen özelliklerimizin içinde Motion Parameters'e giriyorum ve Clean Between Passes'ın altından Advanced özelliğini açıyorum. Bunu CBP Only olarak seçiyorum ve burada yaptığı değişikliği görmenizi istiyorum. Uzaklaşmaların olduğu yere yeni takım yolları yazarak burada oluşan pürüzlülüğü alıyor. Bu takım yolunun nasıl çalıştığını görmenizi istiyorum. Navigator'ı açıyorum. Ve burada takım yolumun nasıl çalıştığını görmenizi istiyorum. Şu şekilde vertical ve horizontal alanları ayrı ayrı görelim. Öncelikle vertical alanları işliyoruz. Yani gördüğünüz takım yolunu çıkartıyoruz. Şu takımımı aşağıya doğru bir kere tıklayarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi dik duvarları öncelikle işliyor. Şuraya alalım. Biraz hızlandırıyorum. Daha sonra da yatay alanları nasıl işlediğini görüyoruz.
Gördüğünüz gibi iki takım yolunu gayet başarılı, çok az kalkmalarla birleştirdi ve işledi.